toplantısında bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Bir eleştiride bulundu. Ülkenin yönetimine sahip olduklarını söylemekten vazgeçmelerini kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istedim. Ben bu açıklamayı bir değerlendirmek İktidar kimsenin tek elinde değildir. Orada oturuyorsa halkın sayesinde oturuyor, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği de açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef. Efendim, 3600'ü size zaman zaman dile getiriyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir takvim açıkladı, 2022 konusunda yetiştireceğiz dedi. Ve bunu da söylerken işimi ve memurla aileden memnun olduğunu bize getiren bir açıklaması oldu. 3600 hem de bu ekonomik değerlendirmesi gereken olarak saraydakiler bir yerden, üç yerden, beş yerden aylık alanların hepsi durumu iyi. Hepsinin durumu iyi. Onlar memnunlar. Çünkü Erdoğan sadece onları görüyor. Erdoğan pazarda alışveriş yapan memuru da görmüyor, işçiyi de görmüyor, emekliyi de görmüyor, ev kadını da görmüyor. Onun gördüğü sadece saray. Dolayısıyla sarayı gördüğü için bakıyor saraydakilerin hiçbirisinin sorunu yok. O zaman diyor Türkiye'de herhalde hiç kimsenin sorunu yoktur. Ama Türkiye farklı bir Türkiye. Saray ayrı, Türkiye ayrı. Bu ayrımı Erdoğan'ın çok net görmesi lazım. 3600 ek göstergeyle ilgili söylediniz. 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan hazırladığı seçim bildirgesinde onlar da 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hala getirmiyor. Kaç yıl oldu getirmiyor? Neden getirmiyor? Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bir açıkçası soru daha olacak. Ben Twitter'da attığınız zaman bir de buradan size sormak isterim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle enerji ilgili açıklamasında dünyada ve Avrupa'da bir genel sorun olduğuna işaret eden bir konuşması oldu. Siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Ne demiş olabilir? Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Buradan bütün vatandaşlarımı açık ve net olarak ifade etmek isterim. Erdoğan Türkiye'yi yönetemiyor. Erdoğan şimdi kara kışa gireceğiz. Kara kış. Kara kış ekonomisini yaşayacak bu ülkenin insanları. Elektrik parasını, doğalgaz parasını, su parasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Şimdi Erdoğan çıkmış milletin karşısına, il başkanlarını almış, toz pembe tabloyu bir tarafa bırakarak, çünkü gerçeği görmeye başladı. Efendim dünyada her şey çok kötüye gidiyor. Dolayısıyla bizde de kötüye gidecek. Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Hiçbir ülke, gitsinler Almanya'ya baksınlar, Avrupa Birliği'ne baksınlar, Kanada'ya baksınlar, Japonya'ya baksınlar, Güney Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye, Yeni Zelanda'ya baksınlar. Bizim halkımızın çektiği zulüm kadar hiç kimse bu zulmü çekmemiştir. Dolayısıyla Erdoğan bir altlık oluşturuyor şimdiden. Efendim dünya kötüye gidiyor. Bak biz de kötüye gidebiliriz. Vatandaş buna hazırlıklı olsun diye. Saray kötüye gitmiyor, vatandaş kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi pek çok sorun var. Ama bu sorunları biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Şunun da altını özenle çizmek isterim. Değerli gazeteci arkadaşlarım, eğer bunu da iletirlerse halkımıza. Şu gerçek. Kötü yönetiliyoruz, evet, ama hiç kimsenin umutsuz olmasını istemiyorum. Hiç kimse umutsuz olmasın. Herkes şunu kafasının bir yerinde tutsun. Tutsun. Gerçekten de tutsun. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları kararlılıkla, inançla, halktan yana ve halktan güç alarak çözeceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Teşekkür ederim.